Hazreti Enes radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya gelince hemen Cemre'ye gitti ve taşları attı. Sonra Mina'daki dinlenme yerine gitti ve kurbanını kesti. Bu işler bitince berberi çağırdı ve ona önce başının sağ tarafını sonra sol tarafını göstererek buralardan kes buyurdu. Daha sonra kesilen saçlarını halka dağıttı. Diğer bir rivayet ise şöyledir: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Cemre'de taşları atıp kurbanını kestikten sonra tıraş olmak istedi. Başının sağ yanını berbere uzattı, o da tıraş etti. Peygamber aleyhisselam Ebu Talha el-Ensari'yi çağırarak kesilen saçlarını ona verdi, sonra başının sol tarafını berbere uzatarak tıraş et buyurdu. Berber de tıraş etti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kesilen saçları yine Ebu Talha'ya vererek bunları halka taksim et buyurdu. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriften öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Tıraş olurken sağ taraftan başlanmalıdır. Berberler de buna uymalı ve tıraş ettiği kimsenin sağından başlamalıdır. 2. Hazreti Peygamber'in saçına sahip olmak ve onu bir hatıra olarak saklamak bahtiyarlıktır. 3. Birilerine lütufta bulunan kimsenin herkese eşit davranması gerekmez. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadis-i şerifleri güzelce anlayıp hayatımıza tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin.